وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. والله نحن في الحقيقة جئنا إلى هذا المكان كي نسمع من مولانا الشيخ وكي نستفيد من هذه المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاؤها ذكر الله. Şeyh Efendi, Allah-u Teala'ya hamd, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme salat ve selam ettikten sonra biz buraya asıl olarak istifade etmeye geldik diyor ama tevazusundan Allah-u Teala kendisine razı olsun. Fakat diyor, bu mecliste gelmemizin sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nasıl ki eşya paslandıysa, eşyalar paslandıysa kalpler de paslanır. İşte bu kalplerin pasını giderecek şey böyle zikir meclisleri, ilim meclisleri. وَنُبَشِّرُكُمْ بِشَارَةٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى. Yine diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den size bir müjde vereyim ki diyor. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine söylüyor ki sizi en çok temize çıkaran, derecenizi en çok yükselten ve Allah yolunda infak edip altın ve gümüş harcamanızdan ve düşmanın karşısına geçip de Allah yolunda cihad etmenizden daha faziletli bir şey size söyleyeyim mi? Sahabe de söylediği zaman Allah'ı zikretmek buyuruyor. El-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yakul مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْ بَلِي رَوْضَةُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْ بَلِي روضة من رياض الجنة. لأن النبي لم يكن كان ميتا، فلذلك النبي يقول ما بين بيتي. عرفت تمام. فلذلك يا أحباب، الناس تشتاق في الذهاب إلى الروضة الشريفة، كلنا نحب أن نجلس في الروضة الشريفة، ولكن هذا صعب على كلنا، أو صعب يعني حتى نصل إلى هناك، ربما في السنة ربما في السنتين. ولكن يعني روضات الجنة ربي جعل كثيرة في الأرض. ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ولذلك هذه روضة من رياض الجنة، فكيف نحرص على أن نكون في هذه الروضة؟ ما نتغيب عنها؟ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki diye, evimle mescidim arasında, evimle mescidim arasında ne var? Cennet bahçelerinden bir bahçe var. Evimle şeyimin arasında, mescidim arasında cennet bahçelerinde, yani bir kişi oraya gidip oturduğu zaman Allah-u Teala inşallah hep beraber gidip oturmaya nasip eylesin inşallah arkadaşlar. Fakat Şeyh Efendi diyor ki ya bir kişi her sene gitmesi çok zor. Para gerek, imkan gerek, yol gerek, her şey gerek ya. Herkeste de bu yok. O zaman diyor ne yapması gerekir? Allah-u Teala'nın yeryüzünde çok cennet bahçesi yaratmış. O cennet bahçelerinden bir tanesi ne? İşte diyor sizin şimdi gelip oturduğunuz zikir halkasıya. Zikir halkası cennet bahçesidir diyor. Allah-u Teala'ya söz verelim ki
bu tür meclislerden Allah-u Teala bizi ne yapmasın? Ayırmasın. Emra'a kebira fissin asbaha ma'a marad hada yani racfe la tastati te'kul terjuf yaduha الكأس لا تستطيع فابنها كان بار فكان يجلس ويطعمها لكن مرة كانت هي تشرب عيران مع ابنها فالابن جاء تليفون هو تاجر جاء تليفون يوجد زبون مشتري فهو ترك أمه وذهب إلى المشتري فالأم هي تشرب العيران فبدأ يسقط العيران على ثيابها على الأرض. Bir yaşlı bir kadın vardı ki bu yaşlı kadına eline hastalık gelmişti ki felç. Yani el tutmuyor artık. Yemeğe, yemeğe veyahut da bir şey içmeye el tutmuyor. Bunun da diyor çok salih bir evladı vardı bu kadının. Annesiyle beraber oturur. Onu yemeğini yedirir, suyunu içirir, ayranını içirir. Bir gün diye bir telefon geldi. Çocuk tacir olduğundan dolayı müşteriler aradı, müşterilerin yanına gitti. Anne de ayran içerken eli tutamadığından dolayı ne yaptı? Üstüne döktü diyor. Ne yaptı? فَهِيَ سَجَّلَتْ صَوْتًا لِيُبْنِهَا يَا اِبْنِي سَامِحْنِي اَنَا نَزَعْتْ غْرَاضِي وَسَّخْتْ غْرَاضِي وَسَّخْتْ لَكَ الْأَرْضِ لكن غصب عني أرجوك تسامحني ولكن إلي عندك طلب يا ابني أنا كنت معك لما ولدتك أنا كنت معك لما كنت صغير كن معي أنت كبير والله جل جلاله هو كان معنا ونحن في بطون أمهاتنا وكان معنا ونحن صغار فَنَحْنُ نُرِيدْ اَنَّكُونَ مَعَ اللّٰهُ نَحْنُ كِبَارٍ Bu anne diyor, anne çocuğuna telefonla mesaj çekti ve attı. Dedi ki, oğlum ben üstümü batırdım, senin evini batırdım, kusura bakma evini batırdım, üstümü batırdım, hakkını helal et. Fakat diyor, sen diyor küçüğüken diyor nasıl üstünü batırdın, işte yeri batırdın da ben sana nasıl merhametli davrandıysam, sana kızmadım, sana bağırmadım, vurmadım. Sen de bana diyor şimdi böyle merhametli davran. Biz de diyor işte ne kadar diyor yaşımız da büyük olsa Allahu Teala veya küçük olsa Allahu Teala ile ne yapmamız gerekir? Böyle muamele etmemiz gerekir yani. Tamam. فلذلك نحافظ على هذا المجلس إن شاء الله. Bu tür meclislere devam edelim, kesmeyelim. Ve şey ثاني ندعو الناس الى هذا المجلس. Ve ikinci olarak da bizi geldiğimiz gibi insanlara da bu tür zikir cennet bahçesine insanları da çağıralım diyor. Kul vahid Allah ta'alahu yedayn ithnatayn. Herkese Allahu Teala iki tane el vermiş. Fe nati bi şahsayn. Yani herkes iki elinden iki kişiyi tutsun getirsin. Sağ eliyle birini, sol eliyle birini tutsun getirsin. وَإِذَا لَا نَسْتَطِيلِ الْاِثْنَيْنِ عَلَى الْاَقَلْ وَاحِدِ Yani iki kişiye gücümüz yetmiyorsa bile en azından bir kişiyi tutsun getirsin yani. لَحْنُ لَاَيْنُ فِي رَبَّا مِنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ Biz cennet bahçelerinde oturuyoruz şu anda. اَنْحُبْ هَذَا لِأَخ۪ينَا لِأَقْرِبَائِنَا لِأَرْحَامِنَا Yani bir kişi arkadaşlarının, dostlarının ve akrabalarının böyle cennet bahçesinde oturmasını istemez mi? Müstahidin inşallah. Hazır mısınız bunun için? Ne'ti ve ne'ti binnes. Hazır mısınız? Ses gelmiyor ya. Süleyman bir soru. Hazır mısınız bunun için? Evet. Kuruna müstahidin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Cezakumullah. Seyyid. Seyyid.